Hatice Aslan. O doğduğunda takvim yaprakları 20 Şubat 1962'yi gösteriyordu. Devlet Demir Yolları memuru Halife Bey ile ev hanımı Rahime Hanım'ın 6. çocuğu olarak soğuk bir kış günü Sivas'ta gözlerini açtı dünyaya. Kalabalık bir ailede büyüdü. 5'i kız, 4'ü erkek olmak üzere tam 9 kardeşlerdi. Abilerinden dolayı erkek gibi yetişen Hatice, sokağa çıktığı zaman eve gelmeyi unutan bir çocuktu. Babasını memurluk zamanında devletin dağıttığı sinema kartlarıyla doğruca sinema salonlarına koşardı. Her izlediği filmde oradaki oyunculardan biri olduğunu hayal eder, eve gittiğinde de taklitlerini yapardı. Meziyetleri sadece taklitle sınırlı değildi. Evde şarkılar söyleyen Hatice bir yandan da Sivas Lisesi'nde kısa mesafe koşucusuydu. Baba Halife Bey evde Neşe Karaböcek'in taklitlerini yapan kızını görünce "Kızımın sesi güzel, onu konservatuvara yollayacağım" dedi. Hatice Sivas Lisesi'nden mezun olduktan sonra eve görücüler gelmeye başladı. Talibi çoktu, ailesi zorlamıyordu. O da zaten işin gırgırında olduğu için evlenmeye hiç niyeti yoktu. Sanatçı olmayı aklına sokan kişi babasıydı. O da İstanbul Güzel Sanatları kazandı ama babası "Bari Ankara'ya ablanın yanına git, orada oku" deyince rotasını başkente çevirdi. Konservatuvarda müzik bölümünün sınavları bittiği için şansını tiyatroda denemeye karar verdi. 2 gün boyunca yetenek sınavlarına hazırlandı. Cüneyt Gökçer'in de olduğu jürinin karşısına Hamlet oyunuyla çıktı. Cüneyt Gökçer oyundan sonra "Buraya yazıyorum, bu kız iyi olacak" demişti. 1983'te Kenan Işık'ın yönettiği Bozkır güzellemesiyle sahnelere adım attı. 19 yaşındayken tanıştığı Hakkı Ergök ile konservatuvardan mezun olduktan sonra nikah masasına oturdu. 1986'da hamile olduğunu öğrenince Ankara'nın puslu ve kasvetli havasından uzaklaşmak için İzmir'e tayinini istedi. Ekin adını verdiği oğlunu İzmir'de dünyaya getirdi. 5 yıl sonra yeniden Ankara'ya döndüler. 1992'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Yaşar Seyman'ın yazdığı Hüznün Coşkusu Altındağ oyununda oynadı. Aynı dönemde Senan Levent'in proje koordinatörlüğünü yaptığı Ferhunde Hanımlar dizisinde Necra karakterini canlandırdı. 1992-1999 yılları arasında Ferhunde Hanımların kadrosunda yer alan Hatice Aslan, Meriç Aral ve Efe Tunçer'e verdiği röportajında şunları söylemişti. "Bir gün Senan Levent TRT binasındaki ofisine çağırdı bizi ve böyle bir dizi yapmak istiyorum dedim. İşte bana sen ortanca kızsın, Necla karakterisin" dedi ve başladık projeye. "Ben de o zamanlar tiyatro yapıyorum ve dizi çok yeni bir alandı benim için. Ben o zamanlar gidip dizideki Necla karakterim için kıyafet alışverişi yapıyordum. Aa, bu yakışır Necla'ya" deyip alıyordum. Yani Necla'nın giydiği tüm kıyafetler, daha doğrusu tüm karakterlerin kıyafetlerini oyuncular kendisi seçip sete getiriyordu. Biz sete sürekli elimizde bir bavul ile geliyorduk o zamanlar. Kısaca biz 7 yıl boyunca o sette ölümler, doğumlar, evlilikler, yüzlerce olaya şahit olduk." Takvim Yaprakları 1995'i gösterdiğinde ikinci kez nikah masasına oturan Hatice Aslan, ressam Renan Kaleli ile evlendi. 2000 yılında da boşandılar. Kalabalık bir ailede yetiştiği için çocukları çok seviyordu. Hatta tiyatrocu olmasaydı anaokulu öğretmeni olmak gibi bir hayali vardı. Hatice Aslan, Armağan Çağlayan'a verdiği röportajında şunları söylemişti. "Oğlum Ekin New York'ta grafiker, gelinim ise moda tasarımcısı. Diyorum ki çocuğunuz olursa gönüllü bakıcı olarak gelirim oraya. Aklıma da New York'ta bir anaokulu öğretmenliği fikri de geliyor aslında. Olabilir diye düşünüyorum." Ünlü oyuncu 17 Ağustos 1999 depreminde anne ve babasını kaybeden Ece Dizdar'ı manevi kızı gibi sahiplenerek ablalık yaptı. Yıllarca beraber ağlayıp beraber güldüler. Hatice Aslan'ın kariyerinde iki dönüm noktası var. Bunlardan birisi 2000 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na atanması oldu. Tiyatro sahnelerinde gösterdiği başarılı performansların ardından 2002 yılından itibaren Türk televizyon tarihine damga vuran önemli yapımlarda rol almaya başladı. Özellikle En Son Babalar Duyar dizisinde Hallederiz Kader'in eşi Hülya karakteriyle hafızalara kazındı. Sonrasında Kınalı Kar ve Hürrem Sultan'da boy gösterdi. Sıra artık kariyerinin ikinci dönüm noktasının yaşandığı 2008 yılına gelmişti. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 3 Maymun filminde Yavuz Bingöl ile birlikte başrolü paylaştı. Beyaz Perde'ye adım attığında 46 yaşındaydı. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan film Nuri Bilge'ye en iyi yönetmen ödülünü getirirken gerek yurt içi gerek yurt dışında büyük yankı uyandırdı. Hatice Aslan hayat verdiği Hacer karakteriyle kendine hayran bıraktı. Cannes'da Kırmızı Halı'da yürürken yaşadığı bir aksilik nedeniyle diğer oyunculardan ayrılarak medyaya poz verdiği
ve bu yüzden de rol çaldığı iddia edilmişti. Fakat ünlü oyuncu Armağan Çağlayan'a verdiği röportajında olayın aslını şöyle anlatıyor. Festivalde uzun ipek bir elbise giymiştim. Tam merdivenlerden yukarı çıkarken ayağımdaki ayakkabının topuğuna o ipeğin iplik parçaları takıldı. Baktım bir şey çekiyor beni. Devam edersem yüzüstü düşeceğim merdivenlere. O sırada bütün oyuncular merdivenlerden çıktı. Ben tek başıma kaldım. Poz vermem için de arkadan sesleniyorlar. Ayakkabımın topuğuna dolanan o ipeği çektim. Kıyafeti kurtardım, dönüp poz verdim. O sırada ekip yukarıdaydı. Zannedersin ki ben orada şov yapıyorum. Oysa eteğim takılmıştı. 3 Maymun'da oğlu rolündeki Ahmet Rıfat Şungar'dan yediği tokat hem filme damga vurdu hem de Hatice Aslan'a çok ağır geldi. Ünlü oyuncu o sahneyle ilgili Ömürge diye şunları söylemişti. Hiç tokat yememiştim hayatımda. İlk tokadı Rıfat'tan yedim. Gerçekten çok tuhaf bir duyguymuş. Tiyatro ya da oyunlarda onu yaptık ama burada ilk tokadı bana habersiz attı Rıfat. Garip geldi böyle. Bir anda gözümden yaş akmaya başladı. Çok tuhaftı ya. Ben tokadın o kadar insanı aşağılayan bir şey olduğunu bilmiyordum. 2010-2014 yılları arasında yayınlanan Lale Devri dizisinin setinde Tolga Sayışman ile çok büyük bir kavga yaşadığı iddia edildi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyünce Sayışman'ın Aslan'ı darp ettiği bile öne sürüldü. Fakat ünlü oyuncu Armağan Çağlayan'ın programında bu olaya şu sözlerle açıklık getirdi. Kavga etmedik. Edilmiş bir kavga yok. O gün Tolga'nın sete iyi gelmedi. Tesadüfen o anda karşısında Zümrüt karakteriyle ben vardım. Maalesef oyunculuk okumayan arkadaşlarımız seni sette o karakterle bütünleştiriyorlar. Seni o zannediyorlar. Bana denk geldi. Biraz öfke kontrolü yoktu. Sonra özür diledi. Sette konuştuk ve barıştık. Herhangi bir dava açmadım. 2012'de Mustafa Nuri'nin yönettiği Vücut filminde başrol oynadı. Hatice Aslan bu filmde cinsel içerikli film yıldızını canlandırdı. 3 Maymun'da çok konuşulan sahnelerin ardından böyle bir filmde rol alması bazı kesimlerce eleştirildi. Ünlü oyuncu Serdar Akbıyık'a verdiği röportajında şunları söylemişti. Rolüm bir cinsel içerikli film yıldızı oyuncusu. Sonuçta oyuncuyuz ve sinema dilinde anlatılıyor her şey. Ve ben bu yüzden bunun bir cesaret olduğunu düşünmüyorum. Olması gereken zaten bu. Bu örneği hep veriyorum. Bir doktorun ben doktorum, böbrek ameliyatına girerim ama yumurtalık ameliyatına girmem demesi gibi bir şey. Ben oyuncuyum. Tabii ki sevdiğim her şeyde oynamaya devam edeceğim. Bu beni kesmedi. Daha çılgın roller istiyorum. İki kez nikah masasına oturan Hatice Aslan bunların dışında tutkulu bir aşk daha yaşadı. Ünlü oyuncu kokusunu sevdiğim adam dediği kendisinden 19 yaş küçük Kenan Ece ile yaklaşık 2 yıl birlikte oldu. Samanyolu dizisinin setinde başlayan bu aşkı iddiaya göre ihanet bitirdi. Fakat bazı kaynaklarda Fırtınalı bu aşkın büyük bir tartışmadan sonra son bulduğunu yazdı. Hatice Aslan 2015'te 53. yaş gününü Nişantaşı'nda bir mekanda kutlarken beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yüksek ses yüzünden rahatsız olan sokak sakinlerinin şikayet etmesi üzerine ünlü oyuncunun doğum günü partisine zabıtalar baskın yaptı. Bazı çevreler sinemadaki ilk filmini 46 yaşında oynayan Hatice Aslan için geç kaldı şeklinde yorumlar yapsa da o yer aldığı her projede büyük küçük demeden oynadığı her rolün hakkını fazlasıyla vermesini bildi. Tiyatro sahnelerine tozunu yutarak çıktığı yolda yeteneği onu kana kadar taşıdı. Ünlü oyuncu 2018'de Dali'nin Kadınlarında oynayarak tiyatroyu da unutmadığını bir kez daha gösterdi. Zümrüt Anka, Cam Tavanlar ve Annemizi Saklarken dizilerinde başrol oynayan Hatice Aslan, dijital platformların projelerinde de yer aldı. Ünlü oyuncu 2020'de Alef, 2021'de ise Hamlet dizisinin kadrosunda bulundu. 60 yaşındaki oyuncu şimdilerde Annesinin Kuzusu adlı sinema filmi için çalışmalarını sürdürüyor. Yanlış duymadınız, Hatice Aslan 60 yaşında. Klişe bir tabir olacak ama o her zaman genç görüntüsüyle yıllara meydan okuyor. Onun yaşındaki birçok oyuncu veya şarkıcı türlü türlü estetik operasyonları geçirirken o henüz yüzüne botoks bile yaptırmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Photoshop ve filtre oyunlarına hiç başvurmadan %100 doğal haliyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yüzündeki kırışıklardan hiç çekinmiyor. En önemlisi böyleyim ve buyum deme korkusuzluğuna sahip dünya tatlısı bir kadın. Rolü gereği oynadığı sahneler nedeniyle bazı acımasız eleştirilere, nezaket sınırlarını aşan magazin başlıklarına maruz kalsa da o naif ve kibar kişiliğinden ödün vermeyerek tüm bunlara ben sizin gördüğünüzü yaşamıyorum cevabını veriyor.
Acısıyla tatlısıyla bir Hatice Aslan geçiyor bu dünyadan. Biz de 60 yaşındaki ünlü oyuncuya kariyerinde başarı, ömrünün geri kalanında ise sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.